sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva mertebesine vasıl olasınız. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki arzı size döşek, semayı binanıza dam yapmış ve semadan suları indirmiş ki sizlere rızık olmak üzere yerden meyve ve sair gıdaları çıkarsın. Ne kadar alışılageldiği şeyler ama, değil mi? Yağmurun yağması. Şimdi yağmur yağıyor. Ayete girmiş bak. Ayete girmiş. Hasat alıyorsun bak, ayete girmiş. Öyleyse Allah'a misil ve şerik yapmayınız. Bilirsiniz ki Allah'tan başka mabut ve halikiniz yoktur. Şimdi biz burada وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ yani sizi ve sizden evvelki de yaratan Allah'a ibadet ediniz. Takva mertebesine ola ki takva mertebesine vasıl olasınız. Şimdi bu akşamın ders konusu ne? Takva. Ama şimdi bu takva tabii üstadımız burada birkaç cepheden inceleyecek. Bu takva biz sadece Allah'tan korkmak olarak anlıyoruz. Ama öyle değil. Şimdi burada onu anlatacak. Bir hoca efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Biraz da esprili bir zat idi. Vefat etti. Yaşlıca bir zattı. Allah rahmet eylesin. Ona takvayı sordular. Yerel bir kanalda. O kendi kendine has uslubuyla takva dedi ya. Sen bırak takvayı ya. Takva kolay iş bir dedi. Onu dedi biz yapamayız. Şimdi takvayı herkes yapabilir. Bu odadaki herkes bu ayete muhatap olabilir. Şimdi bu ayetin yani bu takvanın ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl bir zeminde icra edildiğini anlatacak. Şu dersten sonra şunu anlayacağız. Kimse mahşerde Allah huzurunda bahane üretemez. Bu ders onun özetini verecek bir cihette. Okuyalım bakalım şimdi. Nasıl ki bir insan bir iş için bir adamı teşhis ettiği zaman o işin o adamdan yapılmasını ümit eder. Evet şimdi belki bundan evvel şuraya bir okuyalım. Sonra oraya dönelim. Kastamonu'da sadece burayı okuyacağız. O müstakil bir ders. Bu mektup gayet ehemmiyetlidir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Bak imandan sonra en önemli olan ne? Amel-i salih ve takva. Bu mektubun başına gayet ehemmiyetlidir yazmış. Şimdi takvayı bu da bir boyutuyla inceleyecek. Burada yaratılış boyutuyla inceleyecek. Sonra da beş manada takva anlatacak. Allah Allah. Evet. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Şimdi mesela diyelim bir toplantı yapıyoruz. Bir istişare yapıyoruz. Gündem alıyoruz. Herkes bir gündem yazdırır. O gündemlerde en öncelik sıraya hangisi alınır? En önemlisi alınır. En önemlisi ve en ehemmiyetlisi en başa alınır. Sonra ehemmiyet derecesine göre artık sıralanır. Bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında, Kur'an-ı Hakim'de, yani okuduğumuz Kur'an'da, bu Kur'an ayında, bu Kur'an-ı Hakim'de, Kur'an'ın nazarında imandan sonra Allah kitabında en ziyade ne yapıyor? Takva ve amel-i salih. İmandan sonra Kur'an'da en çok nazara verilen iki manadan bir tanesi. Takva ve amel-i salih. Hazreti Üstad 13. sözde şöyle bir cümle ifade ediyor. Hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Feraizle, farzlarla zinetlendiriniz. Günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Bu üç cümle aslında Kur'an'daki
Üç ana meseleyi üstadımız çok veciz bir şekilde ifade etmiş. Bir daha söyleyeyim. Hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Bir. Feraizle, farzlarla zinetlendiriniz. İki. Üçüncüsü iki kadar önemli, hatta onları da muhafaza ediyor. Günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Bir insanın bir makama çıkması güzel, belli meşakkati vardır. Ama en zor olan çıktığı yeri muhafaza etmesidir. O yüzden muhafaza etmek kazanmak kadar kıymetlidir. Şimdi insan çalışır, para kazanır. Güzel. Ama yaptığı, çalıştığı kazancıyla yatırım yapması, muhafazası bir kazanmak kadar nedir? Önemlidir. Yani İslamiyet sadece kazanmaya itibar etmiyor. Muhafazaya da itibar ediyor. O yüzden şimdi teravih kıldık. Değil mi? Tesbihatlarımızı yaptık. Allah kabul buyursun. Oruçlarımızı tuttuk. Çok güzel. Kazandık mı? İnşallah biz Cenab-ı Hak'tan ümit ediyoruz ki Rabbimiz bize nedir? Bu ihsan edecek yani. Ayetle sabit. Bak Ramazan ayındayız. Ama çok güzel. Buraya kadar çok güzel. Ama buradan sonra bunun öncesini muhafaza eden, bütün güzelliği muhafaza eden ne? Takva. Takva olmazsa bu kazandıklarını kaybedersin. Kaybettiğin zaman kazanmanın ne mantığı var? Demek ki kazanmak kadar muhafaza etmek çok önemlidir. Evet. İşte Kur'an'ın nazarında iman ve amel kazanmayla beraber takva muhafaza esastır. Evet. Takva. Peki takva nedir? Menhiyattan. Yani günahlardan. İçtinab etmek. Ameli salih, emir dairesinde hareket etmek ve hayrat kazanmak. Takvanın tanımını yaptı. Eski kitaplarda, eski dönemlerde, asırlarda umumen insanların İslam'ı yaşadığı, imani problemlerin olmadığı dönemlerde kitaplar var şu an mevcut. Takvanın tanımını baktığımız zaman haşa min huzur diyelim. Kimse bu takva tarifine çok uyamıyor yani. Öyle anlatmışlar ki. Ama bu asırda, bu kadar dehşetli bir asırda Hazreti Üstad bir cümleyle takvayı ne yapıyor? İzah ediyor. Takva nedir? Takva günahlardan kaçmaktır. Bak bitti. Niye o zatlar bugün imani problemler var? Sadece İslami noktada değil, imani problemler var. İmanı problemlerin esas olduğu bir zamanda nedir? İslami meseleler bir öncesine nazaran daha kestirmeden, daha kat'i şeylerle iş bitirilir. İşte nedir? Günahlardan kaçınmak takvadır diyor Mesnevi'de. Cihat, nefsinle mücadele etmen de cihattır. Ama Allah göstermesin, gavur gelir, kafir gelir, hududu aşarsa, orada maddi cihat da vardır. Allah için vatan savunulur. O da bir ameli salihtir. Cenab-ı Hak bizi savaş belasından muhafaza buyursun. Aynı zamanda bu vesileyle de hem Suriye'de hem şu Filistin'de Cenab-ı Hak bu zalim Yahudi'yi kahru perişan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak kahru perişan eylesin. Amin. Kahru perişan eylesin. Amin. Bizim de kahra uğramamamız için bize de Allah akıl versin. Amin. Elimizdeki nimetin idrakını, şuurunu her daim tutmayı nasip etsin. Bak bu bir nimettir. Bu nimet varken şu teravih kılmasan, yarın mahşerde o yıkığın altında teravih kılan insanla aynı kefede tutulamazsın yani. Çok dikkat etmek lazım. Evet. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek, amel-i salih, emir dairesinde hareket etmek ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def işer, celbi nef'a raci olmakla beraber. Bu da İslam hukukunda, usulü fıkıhta bir kaydı. Def işer, celbi nef'a mürahcahtır. Hayırdan evvel şerrin def edilmesi esastır. Hayırdan evvel şer'in def edilmesi esastır. Namaz kılacağız değil mi? Hayır. Evvela taharet. Necasetten,
Hades'ten taharet. Üstüne başına değil mi? O yüzden hayırdan evvel de esas olan nedir? Şerrin defedilmesidir. Şer defedildiği zaman zaten hayır otomatikmen ne yapar? Gelir. Bu fıkıhta bir kaidedir. Evet. Bu tahribat ve sefat ve cazibedar hevesat zamanında... Bak, bu tahribat, hevesat sefa, ve sefahat zamanında. Mesela diyelim eskiden bizim büyüklerimiz anlatıyor. Yani komünizm var, fikri manada işte sapıklık var. Onlarla mücadele çok kolay. Çünkü komünizm altı yok, üstü yok yani. Tutar tarafı yok. Ama bugün onun kadar ve bir ondan daha fazla tehlikeli sefaat. Nedir sefaat? Günah tiryakiliği. Çok teferruata girmeyelim. Batılı tasvir safi zihinleri idlaldir diyor üstadımız. Ama bugün Türkiye'de şu gündüz kuşaklarına bakın. Sefaatin köy, kasaba, el girdiğini görürsünüz. Teferruata girmeye gerek yok. Çünkü sefaat ruhun hissiyat-ı ulviyesini öldürür. Hazreti Üstadımız diyor ki harama bakmak nasıl ki ölmüş bir kadına bir insan iştihala baksa ne kadar onun ruhunu sukut ettiğinin bir göstergesidir. Öyle değil mi? Aynen bu meyyit-i müteharrik gibi açık hanımlara bakmak da diyor. Yani. Anlatabildim mi? O açık hanımlara bakmak. Allah onları da kapanmayı nasip eylesin. Amin. Ama yani onlara öyle bakmak, iştahla bakmak, Allah muhafaza, nefisle bakmak, o da diyor ruhun hissiyat-ı ulviyesini öldürür. Hazreti Osman Efendimiz bu noktada çok keskinmiş. Sohbetine birisi geldiği zaman böyle bakıyormuş. Harama mı baktın? Harama mı baktın? Çünkü her günahın kendine has misal aleminde yansıması var. Osman kim Hazreti Osman? Hazreti Ebubekir Efendimiz geldi, Resul Efendimiz oturuyordu. Hazreti Ömer geldi, yine oturdu. Hazreti Osman Efendimiz gelince toparlandı. Hazreti Ayşe annemiz çok ferasetli bir kadın. Ya Resulullah, babama ve Ömer'e kalkmadınız. Osman'a niye kalktınız? Ya Ayşe ondan melekleri de haya ediyor. Bir gün böyle abdesthanesindeki ibrik değişmiş. İbrik, her zaman kullandığı ibrik. Utanmış. Beni hep o görüyordu. Ya. Osman. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ya. Allah onların bu takvasının dalga boyutuna bizi soksun yani. Ya Kur'an-ı Kerim bakın ilk muhataplar. Hazreti Peygamber'in talebeleri, sahabeleri. Bugün insanlar dil uzatıyor onlara. Değil mi? Evet. Her zaman def işer celb-i nefaracı olmakla beraber bu tahribat ve sefaat, cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair üstsüz esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda bu kadar günah tiryakiliğine karşı çoluğunu, çocuğunu, kendini muhafazanın üstsüz esası nedir? Takva olup... Takva, bakın nedir? Def-i mefasit, fesadı def etmek terk-i kebair ve kebairi terk etmek. Şimdi üstadımız burada, tabi bu uzun bir mektup, inşallah bir gün başlı başına bunu okuyacağız. Ama biz bugün biraz yaratılış ve takva ne demek onu anlayacağız. Sonra üstadımız tettekûn lafzını beş vecihle bize tefsir edecek. Takva. Beş cihetle. Okuyalım şimdi. Nasıl ki bir insan bir iş için bir adamı teşhis ettiği zaman o işin o adamdan yapılmasını ümit eder. Şimdi mesela bir iş yapacağız. Örnek veriyorum. Şimdi bak şu bizim Ertuğrul değil mi? Allah arifi billah eylesin. Amin. Şimdi mesela Ertuğrul kaç kilosun Ertuğrul sen? 26. Düz 25 yapalım bunu. Şimdi 25 kilo. Bak Ertuğrul 25 kilo. Allahu Teala bütün ihvanımızın da evladını arifi billah eylesin. Her zaman diyoruz Cenab-ı Hak neslimizden kıyamet sabahına kadar bir tane din düşmanı çıkartmasın. Ümmet-i Muhammed'in hasar cemaatimiz.
hizmet ediyordu içeride. Ondan sonra şimdi bakın Ertuğrul şimdi 25 kilo. Şimdi biz şurada diyelim 60 kilo şey var. Çimento var. Ertuğrul bu 60 kilo taşı desek ne olur? He? Taşıyabilir mi? Taşıyamaz. Altında ezilir değil mi? Şimdi biz Ertuğrul'a 60 kilo yükledik. Ne yaptık Ertuğrul'a? Ertuğrul'un fıtratına ve kabiliyetine ve istidadına muhalif hareket ettik. Ertuğrul'u o yükün altında ezdik. Ertuğrul dese ki, ya benim çatladı değil mi? Ayağımın dermanı gitti. Sizde insaf yok mu? Dese haklı mı haksız mı? Ama Ertuğrul bir kilo elmayı taşıyabilir misin? Taşırsın değil mi? Kahraman taşırsın bak. Bir kilo elmayı taşıyabilir. Bak Ertuğrul şu bir kilo elmayı oğlum şuradan al eve götür. Ertuğrul o bir kilo elmayı manavdan alıp eve götürmese kızmaya hakkım var mı? Var değil mi? Niye? Biraz önce kızmaya hakkımız yoktu. Şimdi niye kızmaya hakkımız var? Çünkü biz bir kilo Ertuğrul'un fıtratına da, istidadına da, kabiliyetine de nedir? Mutabıktır. Uygundur. Risale'de bir cümle var. Lehem la yukellifullahu nefsen illa vus'a sırrınca teklifi ma la yutak yoktur diyor Üstad Hazretleri. Ne demek? La yukellifullahu nefsen illa vus'a. Cenab-ı Hak biz kulumuza çekemeyeceği yükü yüklemeyiz. Sırrınca teklifi ma la yutak yoktur. Yani ne demek teklifi ma la yutak? Allah deveye uç dememiş. Balığa da yürü dememiş. Deveye uç deseydi kanat verirdi. Balığa yürü deseydi ayak verirdi. Cenab-ı Hak balığa yüz, deveye yürü demiş. Bak Allah teklifi ma la yutak. Yani bir şeyin yapamayacağı bir şeyi ondan istemez. Çünkü Allah adildir. Hakimdir. Abes iş yapmaz. Bak abes iş yapmaz. Şimdi bu yönüyle baktığımız zaman bir parantez açalım. Şimdi bazen diyorlar ya keşke Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında olsaydık. Var mı isteyen? He? Herkes istiyor değil mi? Peki biraz şöyle Zülfiyar'a dokunalım mı? İzin var mı? Olsa da olmasa da dokunacağız. Şimdi bak. Haftada bir sohbetin hesabını yapıyoruz biz. Dakika. Hemen kaçış. Bir sayfanın burada pazarlığını yapıyoruz okumak. Bilal Habeşi gibi. Bilal Habeşi olamazsın sen. O taşın altında değil mi? Ammar bir Yasin olamazsın. Gözünün önünde anneni babanı şehitlerini dayanamazsın sen. Sen böyle o sıcak böyle kuma konup üzerine taş konup o Hubeli, Lat'ı, Menat'ı öptürüp ona karşı Allahu Ehad, Allahu Ehad diyen Bilal olamazsın sen. Sen dolar arttığı zaman kendi bütün muktesebatına sizi tabii tenzih ediyorum. Genel olarak konuşuyorum. Sövüyorsun. Bu vatanda yaşanmaz diyorsun. Buradan kaçmak istiyorsun. Sen Bilal olamazsın. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Ya bunu biraz da böyle anlayalım. Hazreti Üstad'ı keşke görseydik. Vallahi mi Mustafa Sungur olamazsın. Sungur abi anlatıyor. Üstad Hazretlerini hapishanede ziyarete gidiyor. Bu ders çok önemli bir ders. İyi takip edelim. Tabi hapishanede çok zulmetmişler. Biz kitaplarda her şeyi okumuyoruz. Yazmamışlar onları bazılarını. Yani bu yaşananları yazmamışlar. Okumamız gerekenler yazılmış. Sungur abi hapishanede üstadı böyle artık zor bela koğuşuna gidiyor. Ziyaret ediyor. Üstadıyla buluşuyor. Üstad da böyle cebine bisküvit koymuş. Biraz sonra olacakları gördüğü için mani.
Sonra Üstad Hazretleri'nden ayrılıp kendi koğuşuna gidince basıyorlar sopayı. Öyle dövmüşler ki. Bak öyle dövmüşler ki. Hem ağlamış hem o bisküvi yemiş. Bakın sigara söndürmeler. Geliyor işine Üstad okurdu. Hanımı Allah rahmet eylesin. Allah. Eve geliyoruz. Sungur abi üstadın yanında hizmette. Hanımı demiş sen git. Ben çoluğa çocuğa köye eşe bakarım. Var mı? Neler duyuyoruz? Buraya gelene kadar ne parkurlar atıyor kardeşlerimiz. Şimdi kapıyı açmış. Ne dersin? 8 sene hizmet ediyor. Hep üstadın yanında, hapishanede, orada, burada. Kapıyı açmış, hoş geldin yok. Üstad mı kovdu, ne oldu, niye geldin? Keşke Zübeyir Gündüz Alp olsak. Ben bizatihi üstadın cenazesini yıkayan abi gördüm. Urfalı Mahmut abi. Sungur abi de vardı, böyle şeyde bir sohbetteydik. Hatıra anlattırdı. Dedi ki bizi dedi şeye attılar, hapishaneye attılar. Yani Urfa'da mı veya başka yerin orasını hatırlamıyorum ama hapishaneye attılar. Ama nasılız be diz dize. Dedim ki ya biz cehenneme girdik cehenneme. Zübeyir abi de yanınız hapiste. Demiş ki kardeş biz cennetteyiz demiş. Abi nasıl cennet bu? Bak demiş bizi öyle yere hapise atıyorlardı ki Hazreti Üstadımızla. Üstad hem de aynı zamanda Şafii mezhebindendir. Şafii mezhebinde bazı şeyler daha farklıdır, hassastır yani. Efendime söyleyeyim. Diyor ki bizi öyle yere atıyorlardı ki koca Bediüzzaman'ı Lam'ın geçtiği yere. Biz böyle eğilirdik, sırtımıza basardı. Hapishanelerin böyle geniş yerleri var ya camlarda. Orada Hazreti Üstad namazını kılardı. Bizi öyle yere atarlardı ki ah buyurun bir teneke koyarlardı hacet için. Bir abimiz ceketini böyle yapar duvar gibi olurdu. Sonra diğeri. Bak demiş bizim şu an burada açıyorlar lavaboya gidiyoruz, abdest alıyoruz. Cennetteyiz kardeş demiş. Ya keşke Hazreti Üstad'ı görseydik. Sen belki o çileye dayanamayabilirdin. Değil mi? Herkes kaldırabileceği asır, zaman ve mekan dilimine gönderiliyor. Sen bu zamanın, ben bu zaman adamıyım. Anlatabildim mi? La yukellifullahu nefsen illa usa. Yani Allah yaratılışta da, yaratılışın sürecinde de hiçbir zaman Cenab-ı Hak vermediğini istemez. Çekemeyeceğini yüklemez. Şimdi Allah dedi ki yani şimdi kardeş 25 kilo 60'ı taşıyamaz. Şimdi gel. Kezalik bila teşbih Cenab-ı Hak insanlara kemal için bir istidat. Allah insanlara kemal için bir istidat. Bak kemal için bir istidat. Bir. Teklif için bir kabiliyet. Teklif. Hazreti Muhammed Mustafa bize bir teklif getirdi mi? Ne dedi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu tekliftir aynı zamanda. Ben şehad ederim ki Allah birdir ve şeriki yoktur. Ve ben şehad ederim. Efendimiz böyle bir şehadeti de var yine başka hadislerde. Diyor ya neşhedü en la diye de başlıyor. Bir bedeviye karşı. Ben yine şehadet ederim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye. Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Resulüyüm. Şimdi bak bu teklif değil mi? Teklif için ne vermiş? Kabiliyet. Bak Allah kemal için bir istidat, teklif için bir kabiliyet ve ihtiyar vermiştir. Bir de irade vermiştir. Devam. Bu itibarla Cenab-ı Hak insanlardan o işlerin yapılmasını intizar etmektedir denilebilir. Allah bizden namaz istiyor. Senin yapamayacağın bir şey Allah senden istemiyor. 60 kilo yüklemedi üstüne. 24 saatte 1 saat istiyor. Geçen hesapladık. 1 senedeki
kıldığımız namazları gün olarak hesapladığımız zaman toplamda totalde 12 gün namaz kılıyormuşuz. Ömürde de 3 ay falan. Ömürde 3 ay. Ama insan ne kadar cimri değil mi? Ne kadar gafil, ne kadar ahmak. Ya Rabbi, ben namaz kılamadım. E kulum, ben sana uç demedim ki. Ben sana suda balık gibi yüz de demedim ki. O yüzden insanın yaratılışı bahaneyi ortadan kaldırıyor. E sen hiç tefekkür etmedin. Ya Rabbi ne yapayım, ben tefekkür edemedim. E ben sana akıl verdim. Akıl, ruhun veziri. Akıl verdim. Bu akla medar bir sürü ayet gönderdim. Hikmetle bütün kainatı tanzim ettim. Yani Allah huzurunda, Allah huzurunda mahşerde efkem kalırız. Efkem, dilsiz kalırız, dilsiz. Niye? Yaratılışın bahaneyi fevt ediyor. Anladık? Şimdi bak devam et. Bu iş, bu teşrif ve istiarede hilkat-ı beşerdeki hikmetin takva olduğuna, ibadetin de neticesi takva olduğuna... Ha, demek ki bak fıtratımız ibadeti netice veriyor. Allah bizden bal isteseydi bizi arı yaratırdı. Süt isteseydi inek yaratırdı. Yumurta isteseydi tavuk yaratırdı. Allah bizden namaz istiyor. İbadet istiyor. Nasıl yapacağım? Senin sırtına la yukellifullah nefsen illa usa sırrınca, mesela Allah ah buyurun hayvanlardan tefekkür istiyor mu? Hayvan tefekkür etmez ki. Akıl yok. Allah vermediğini istemez. Şimdi bak Ramazan'dayız. Yani aslında Ramazan zekat ayı değildir. Burada da bir yanlış bilgi var. Zekatı vermen için şer'an ne zaman zengin olduğunla alakadardır. Orada da hicri ay esas alınır. Buna gireyim mi? Bir parça girip çıkayım değil mi? Bir parça girip çıkalım. Çünkü çok yanlış biliniyor. İşte Ramazan ayında zekat dağıtıyorsun. Niye? Çok sevap. Ya şu hesabiliği bir bırakalım. Hasbiliğe geçelim ya. Şer-i şerifte, İslam hukukunda ne zaman zengin olduysan hicri olarak. Mesela Recep ayında zengin oldun. Bu Recep'ten diğer Recep'e nedir? Bir yıldır. Diğer senenin Recep'i geldi mi? Nisap miktarı, işte onun şartları var. Teferruat işine girmeyelim. Konu haricinde ama bir mana vereceğim. Artık senin zekatın gelmiştir. Zekatı şey yapamazsın. Nedir o? Geciktiremezsin. Hemen çıkarman lazım. Recep'i de vermen, Ramazan'da vermenden daha eftaldir. Ama hocam biz ne zaman zengin olduğumuzu bilmiyoruz. O zaman da şeriat diyor ki kendine bir gün tayin et hicri. Yine bizim Müslüman çok şey. E Ramazan ayı. E tamam Ramazan. Zekatını ver de Ramazan olsun. Nedir? Ramazan'ın biridir, beşidir, onudur. Ramazan'ın beşini ben esas aldım. Zengin olmak kaydıyla. Diğer Ramazan'ın beşi geldi mi senin artık zekatındır. Tamam. Yani burada bunu da bilelim. Peki. Şimdi ikinci bir şey. İslamiyet işareti kaçtır? Beş. Beştir. Fakire göre üçtür. Hac için zenginlik lazım. Zekat için de zenginlik lazım. Yani o fakir ölse Cenab-ı Hak mahşerde hacdan ve zekattan hesaba tutmayacak ki. Allah vermediğini istemez. La yukellifullah nefsen illa usa. Bak bu ayete bu cihetlerle bakın. Tamam? Allah verdiğini ister. Vermediğini istemez. Allah adildir çünkü. Celle Celaluhu. Ya. Devam et. Ey muhatap olan insanlar, haf ve reca ortasında bulunmakla takvayı reca ederek Rabbinize ibadet ediniz. Hı. Bu itibarla insan ibadetine itimat etmemelidir. Daima ibadetinin artmasına çalışmalıdır. Ben 33 rekat teravih kıldım. Hem de oruç tuttum. Öyle değil yani. Allah ihsan etti, lütfetti, kerem etti, derman verdi.
huzuruna durduk. Allah Hazreti Muhammed Mustafa'yı göndermeseydi biz kıble nedir nereden bilecektik? Nereden bilecektik yani? Allah Muhammed Mustafa ile bütün nimet hazinelerini açtı. Geçen ifade ettik ya. O yüzden Hazreti Muhammed Mustafa için ne diyor üstadımız? Bütün nimet hazinelerini açma selahiyetinde bulunan Hazreti Muhammed Mustafa'yı bize verdiği için Allah'a hamdü senalar olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ey müşahitler! Arslanın pençesini gören adam, o pençenin iktizası olan parçalamayı arslandan ümit ve reca ettiği gibi. Şimdi aslana baktığın zaman, aslanın pençelerine bak, yelesine bak, böyle koynunu alıp sevinmek için yaratılmadığını anlarsın değil mi? Bak ne var onda? Allah'ın ismi müntakimi, ismi kahhar, ismi celal tecellisi. Aslanın pençesine baktın mı? Parçalamak için yaratıldığı anlaşılır. Şu odada kimse olmasa, Oğuzhan da Kenan abi otursa burada bir kavun yeseler, cemaatle içeri girse ne yapar? Kavun mu yediniz? Görmediler. Kavunun diyor Mesnevi'de kokusu yenmek için yaratıldığını gösterir. Aslanın pençesi parçalamak için yaratıldığını gösterir. İnsanın yaratılışı Allah'a kulluk için yaratıldığını gösterir. Her şey yaratılışı o şeyin gayesine matuf olarak verilir. Bak bakalım senin ibadet etmem için ne var? Ben yedi uzvum üzerine secde edilmekle nedir? Emrolundum. Fatiha 7 ayettir. Çok girmemekle her bir Fatiha'daki bir ayet bir uzvun hamdidir. Ama şimdi girmiyoruz oraya, orası uzun. Tamam, evet. Siz de insanları ibadet teçhizatıyla mücehhez olduklarını gördüğünüzde... İbadet teçhizatı. İbadet için en esas nedir? Akıldır. Akıl. Akıl varsa, buluğ da varsa artık sen Allah'ın kulusun demektir. Orada da la yükellifullah. Eğer akıl olmazsa tek de... Bakın, aklı olmayanın dini yoktur. Çünkü din akla hitap eder. Akla muhatap alır. Akıl olmadı mı Allah seni muhatap almıyor. Allah akıl sağlığından da düşürmesin. Evet. Mesela İslamiyet çıtayı geniş tutuyor. Ayakta namaz kılamıyorsun. Oturarak namaz kıl. Oturarak da namaz kılamıyorsun. Uzanarak namaz kıl. Uzanarak da namaz kılamıyorsun. İma ile kıl. Bak seni teçhizatını genişletiyor. Seni ibadetten dışarı atmıyor. Oruçtan bile düşüyorsun ama namazdan düşmüyorsun. Oruçtan düşüyorsun ama namazdan düşmüyorsun. Oraya kadar yapabilirsin. Hadi bakalım. Ben çok hastaydım ya Rabbi. Mahşer kalk ya Eyüp. Eyüp Aleyhisselam'ı senin karşına diker. Ya leyteni küntü turabe ya Rabbi verecek bir cevap yok ama evet at deriz yani değil mi? Ben çok musibetlerdeydim. Çok meşakkatlere, musibetlere girdim. Kalk ya Yunus, balığın içinde. Bak beni unutmadı. Ya bana çok zulmettiler. Beni oradan oraya sürdüler. Kalk ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bak. Yani mahşerde hem fıtratın bahane reddeder, hem de bütün peygamberin izam hazeratı bütün bahaneyi reddeder. O yüzden akıllı olmak lazım. Allah huzurunda epkem kalırız, dilsiz kalırız. Şimdi şuradan okuyalım. Amma beş vecihle bitireceğiz. Amma tettekune lafzının üçte bahsi yapılmış olan insan tabakalarının... Leallekum tettekum. Umulur ki takvaya erersiniz. Evet. İnsan tabakalarının ibadetlerine tereddüt eylemesi hükmüyle takvanın mertebelerine şöyle işaret vermektedir. Lealle yani umulur ki. Niye? Çünkü sizin yaratılışınız buna uygun. Ben size sizin yapamayacağınız bir şey istemiyorum diyor Cenab-ı Hak. Ben kitap okuyamadım. Ya sana akıl vermiş. Bahanem bitti. İşte bahane kabul etmiyor İslamiyet yani. İslamiyet cehaleti kabul etmez. Tabii. İslamiyet cehaleti kabul etmez. Ama kusur olabilir. Cehalet, ama şirkten takva. Evvela şirkten takva. Bakın. Şirkten takva. Nedir o şirkten? Şirk deyince aklımıza ne geliyor? Allah'a ortak koşmak değil mi?
Şimdi hasbihal ediyoruz yani. Hani böyle monolog tarzında olmasın sohbet. Değil mi? Karşılıklı olsun. Allah'a şirk koşan var mı burada? Olsa burada ne işi var değil mi? Tamam bak bundan ne yaptık? Takvadayız değil mi? Aa, öyle bir değil işte. Ümmetim için en korktuğum şey şirki hafidir diyor Peygamber Efendimiz. Şirki hafi. Bunun da kendi içinde mertebeleri var. Nedir o? Mesela bu sene çay var ya çay bizi kurtardı. Bu sene var ya 10 tane dana sattım kurtulduk. Bize bu inek bakıyor. Şu tarla var ya şu tarla. Bu tarla bizim bütün hayatımız. Baba ne ben olmasam acından ya ölürsün. Veya baba ne diyor onda? Ben olmasam acından ölürdüm. Ben patron. Ya patron diyor. Senin veli benim diyor senin maaşını veren. Küçük küçük Nemrutçuklar ve Firavuncuklar. Ya. Bak ümmetim hakkında en korktuğum şey gizli şirktir diyor Efendimiz. Şirk-i hafi. Nedir o? Riya, riya. Tamam. Allah'ın zatı ve sıfatları noktasıyla takvadayız. Ama amelde. Bak. Amelde. Mesela ikinci şuada diyor ya. Mesela ekseri Şafii mezhebinde çok okurlar. Biz de okuyoruz. Üstadımızın tesbihatından. Nasıl? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Efendim ne diyor orada? Bir adedi küllü daim ve devvaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiran kesiran. Ya Rabbi ne kadar hastalık varsa ve o hastalıklarında ne kadar dermanı varsa onların adedince Resulullah'a salavat-ı şerif olsun. Şimdi diyor ya mesela bir tevhid-i uluhiyet var, bir tevhid-i rububiyet var. Bu kelam kitaplarında çok teferruatıyla konuşulmuş. Biz düz gidelim. Allah birdir. La şek ve la şüphe. Değil mi? Peki bak Allah bir diyoruz. Tevhid-i uluhiyette tamam. Takvadayız. Ama bu ilaç benim babamı kurtardı. Tevhid-i rububiyette battık. Bak orada takvada değiliz. Bak. Demek ki bak takva sadece korkmak değil. Vikaye, korumak. Bak oku. Şirkten takva, yani Allahu Teala'ya ortak, misil ve benzeri şeyler koşmaktan takva. Allah'a şirk koşmaktan takva. Ama şirk koşmuyoruz. Elhamdülillah. Ama terbiye dairesinde çok falsolar olabiliyor mu? Evet. Dikkat edeceğiz. Sonra? Sonra büyük günahlardan, kebairden kendini çekip çevirmede takva. Büyük günah nedir? Oku şurayı. Hem mektubunuzda 7 kebairi soruyorsunuz. Yani büyük günahlar var. 7 büyük günah. Her asırda ulema o asrın vasıf ve mahiyetine göre günahların tertibini farklılaştırmış. Mesela diyelim, şimdi üstad burada bir önceki asırda farklı bir şekilde ulema diyelim. O toplumda en çok ne sıkıntıysa onu büyük günah olarak da görmüşler. Şimdi üstad bu asrın mizacı içerisinde 7 büyük günahı sayıyor. Nedir o? Kebair çoktur. Çok. Fakat ekberül kebair mubikat-ı seb'a tabir edilen günahlar 7'dir. Şimdi bak dedi ya ikincisine günahlardan kendini çekip çevirmede takva. Yani günaha karşı duruş. Günaha karşı duruşta takva. Ama nedir o mesela? Katıl. Günah. Bak adam öldürmek en büyük günahlardan. Sonra zina. Zina. Şarap. İçki. Hukuku valideyn. Anne baba hukukunu zayi etmek. Resulullah Efendimiz öyle diyor. Anne babası hayatta olup da cenneti kazanamayan Allah bunu yerde sürsün. Annen baban hayatta ama sen cenneti kazanamamışsın. Hürmet etmemişsin. Bak takva dairesinde değilsin. Sonra? Kumar. Kumar. Yalancı şehadetlik. Yalancı şahitlik. Görmedin, bilmedin, işin iç yüzünü, arkasını biliyor musun? Muttali misin? Sosyal medyada ne demesi şahit? He? Yok. Bilmediğin, sana gizli, sana meçhul
sana kapalı kalan bir noktada belki bilmediğin çok şeyler var. Ne yaptın? Yalancı şahitlik yaptın. Hukuku zedeledin. Var mı bu asırda? Çok var. Namaz kıldığı halde yapan var mı? Neler gördük? Var mı? Var. Bir abimiz diyor, bir tanıdığı mahkemede Ramazan'da işte ailede şey oluyor, nedir o? Annesinin hukukunu yemiş. Annesinin hukukunu yemiş dayısı. Sen bu kadına hakkını verdin mi? Vallahi, billahi, tallahi verdim. Kadın da hakime kadın anlamış sahtekar olduğunu. Demiş bak Ramazan ayındayız. Ramazan ayındayız. Bir daha bir düşün. Bir daha düşün demiş beyefendi. Yok yok. Akşam iftar edip teravihe gidecek. Ya. Dine zarar verecek bidalara taraftar olmak. Sonra dine zarar verecek bid'alara taraftar olmak. Ooo bak. Bid'alara taraftar olmak değil mi? Zalime taraftar oluyor. İslam'a hakaret eden, İslam'a ihanet eden, Müslümanları tahkir eden bak taraf oluyor. Hancilik görüyor. Değil mi? Allah muhafaza. Bunun hatta Kastamonu'da ayrı bir dersi var. Oraya şimdi yetişemeyiz. Sonra? Sonra kalbin Allah'tan gayrısına bağlanmasından muhafaza etmekte takva. Bak, şimdi bak bir de kalbin takvası. Ehlullah'tan bizatın çok hoş bir sözü var. Çok hoşuma gidiyor. İşte 50-60 senedir kalbimin kapısında durdum. İçine rıza-i ilahiden bir şey girmesine engel oldum diyor. Allah'tan başka bir rıza, yani Allah'ın rızasından başka bir mananın girmesine engel oldu. Kalbinin kapısında dur. Allah'ın rızasından başka hiçbir şey içeri alma. Kalbi takva. Ya. Kalben takva. Kalbini ağyardan koru. Huzur ilahiyle onu müzeyyen eyle. Bak şimdi bu noktada herkes kendi kalbinin muttakim olmadığını bilir yani. Evet. Keza dördüncüsü ilahi ikab ve cezadan korkup. Yani kalbi takva deskar dilyar manası. Eli işte kalbi Cenab-ı Hak'la meşgul. Yoksa İslamiyet işi gücü bırak demiyor yani. Ama kalbine sokma. Kalbin korunması. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetti değil mi? Fethetti. Başında siyah sarıyla. Değil mi? Fethetti. Peki hemen Kabe'yi tavaf edebildiler mi? He? Ne yaptılar? İlk iş. He? Kabe'nin içindeki putları kırdılar. Duvarlarındaki resimleri sildiler. Artık Kabe tavafa hazır oldu mu? Oldu değil mi? Ve Resulullah devesinin üzerinde, adban üzerinde selamını verdi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye döndü. Allah Allah. Ya bu çok acip şeyler var da neyse. Bak şimdi peki Kabe'yi kim yaptı diyor. Azer'in oğlu İbrahim. Kalbi ise Allah yaptı. Kabe'nin içinde putlar temizlenmeden tavaf olmadığı gibi kalbin de tahliye ile ebatıldan, batıldan, ağyardan silinmezse bu şu manalar var ya manalar. Senin kalbin etrafında tavaf etmez. Kalp takvaya girince perdeler açılır. Hakikatlar alemine gelir. İlhama mazhar olursun. Kalbi takva. Sonra ve keza ilahi ikab ve cezadan korkup kendini çekmek ile yapılan takva. Ha bir de Allah'ın ikabından ve cezasından korkmak. Şedidül ikab. Kur'an-ı Kerim'de ne geçiyor bir ayet-i kerimede? Eşeddu ebka diyor ayet-i kerimede. Ne demek? Onlar o gün şiddetli ağlayacaklar. Öyle ağlayacaklar ki şiddetli ağlayacaklar. Eşeddu ebka diyor ayet-i kerime.
Vel asr. İnnel insane lefî husur. O gün herkes hüsrandadır. Herkes diz vuracak. En iyi yapan da biraz daha yapsaydım diye vuracak. Hadi gel vaktini boşa harca. Hadi Ramazan'da oruç tutma. Ramazan'ın dışında koşturma. Bir davaya el atma. Allah bize medrese vermiş, hizmet vermiş. Dava vermiş. Davet ediyorsun. Diyor Cübbeli Hoca'nın bir teyit abiyle sanki evlenme teklif ediyoruz. Düşüneyim diyor. Ya. Bak. İtikatta takva, bir de amelde takva. Bu sonu da okuyalım, bitirelim. İtikatta takva, amelde takva. Ne demek itikatta takva? İtikatta takva. Akidenin vikaye. Ehli sünnet. Batıldan kendini muhafaza etmek. Bak, itikatta Allah'ın kuddüs esmasına mazhar olmak. İtikatta Allah'ın adıl esmasına mazhar olmak. Denge. Ella tetkaf fil mizan. Dengeyi bozma. Ehli sünnet vel cemaat. Amelde takva. Nedir? Amelinde fert isminin tecellisi. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَ آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهَ لَا فَسَدَتَا. Ayet-i kerime. Eğer kainatta Allah'tan başka bir ilah olsaydı kainat fesada girerdi. Amelde riya nedir? Fesattır. Cenab-ı Hak fert isminin sahibidir. Kainatta ikilik yoktur. La ilahe illallah. Amelde takva, riyadan uzaklaşmak. Amelinde hak olacak, halk değil. Ahmet Mehmet görsün de ben ne güzel işte değil. Anlatabildim mi? Birilerine hoş görünmek için değil. Amelde takva ve Allah'ın fert ismine, kuddüs ismine seni ihsal eder. Esma, ya kuddüs, ya kuddüs çekilmez sadece. Bir de böyle de çekilir. Sonra? Beşincisi, gazap ve öfke hallerinde kendini korumadaki takva gibi mertebeler. Vel kazimine gayze vel afine anin nas vallahu yuhibbul muhsinin. Onlar gayızlandığı zaman gayzını yutar. Allah o muhsinleri sever diyor. Bak orada muhsin tabiri var. Ne? İhsan etti. Dengeyi bozmamak için. Yutarak ihsan etti. Allah yutana muhsin diyor. Hazreti Hasan Efendimiz. Hazreti Hasan Efendimiz bak muhsin. Haza seyyidun. Bak bu benim oğlum. Haza ibnü seyyidun. Bu benim oğlumdur. Seyyidullah diyor Cenab-ı Hak Resulullah. O iki tane kavmin arasını, toplumun arasını ne yapacak? Sulh edecek. Sırf kan dökülmesin diye Hazreti Muaviye'ye vermiş şey yani. Hazreti Muaviye diyorum bak altını çizerek. Onlar aralarında nazlanabilirler. Biz dilimizi tutacağız. İmam Şafii diyor. Taharallah eydiyene ve nutahhiru bi elsinetina. Yani ne demek? Allah bizim elimizi onların kanlarına bulamadı. Biz lüzumsuz dillerimizi bulamayalım. Bak takva min mehasili şere settül evvabül fiten. Şeriatın güzelliği fitne kapılarını kapamaktır. Ya. Evet. Gazap ve öfke hallerinde kendini korumadaki takva burada gibi. Burada takva, yutmada takva. Evet. Bunlardan başka tettekun kelimesi ibadetin ancak ihlas ile yapıldığı zaman ibadet olabileceğini ibadet reddetmek ancak gibi. Allah rızası için yapıldığı zaman ibadet olur. Yoksa yüktür. Ben bazen diyorum bir insanın meyhaneden cehenneme gitmesi, herkes meyhaneden cehenneme gidecek diye bir şey yok. Allah ıslah etsin. Ama Ramazan'ın en büyük günahlardan içki içmek. Allah ıslah etsin. Amin. Ama şimdi gittiğiyle geldiği yer arasında bir irtibat olabiliyor değil mi bazen? Ama secdeden cehenneme gitmek çok ayıp. Ya riyayla secdeden cennete gidersin. Şey cehenneme gidebilirsin. Allah muhafaza. Amelini muhafaza et. Takva, vikayet. Evet. Aynı zamanda tettekun kelimesi İbadetin maksudu bizzat olup sırf bir vesile olmadığını da ima eder. Hem yine o kelime ibadetin sevap
ve ikab için yapılmamasının lazımı geldiğine remzeylemektedir. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. Cenab-ı Hak başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin. Muhabbetine nail eylesin. Amin. Şu sohbetimizde onun manen keyfini getirsin. Amin. Cenab-ı Hak Filistin'deki mazlum ve masum kardeşlerimizin bir an evvel necata çıkmasını ihsan eylesin. Amin. Onların şehitlerini alemi İslam'ın seyrinde müsbet bir neticeye vesile kılsın. Amin. Cenab-ı Hak uyanmaya vesile eylesin. Amin. O kafir Yahudi kahru perişan Amin. Eylesin. Suriye'ye de keza öyle. Onlara da çare necat versin. Amin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, askerimizi, polisimizi muhafaza eylesin. Amin. Dün bir kardeşimiz, medresede bizim gibi kalan vakıf kardeşimiz şehit oldu. Hem ilim talebesi olarak şehit oldu. Hem de Irak'ta bir şehit, iki şehitliği birden aldı. Allah makamını âlâ eylesin. Amin. Ailesine sabrı cemil versin. Amin. Biz de son nefeste eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh ruhumuzu teslim etmeyi ihsan etsin. Amin. Böyle bir teslim için bir ömür boyu Allah'a teslim olmuş bir hayat yaşamayı ihsan etsin. Amin. El Fatiha. Amin.